Ramazan! Abi? Senin ne işin var burada? Şey, ben çiftlikten tüfekle fırladığını görünce takip ettim. Ramazan kızı buraya kaçırmış. Kabak hafıza her şeyi bir bir anlattırdım. Beni de vurmak istiyormuş. Onu bir bulursam, midesini saçmayla doldurmazsam eğer... Abi baksana, burada kimse yok. Besbelli kabak hafız sana yalan söylemiş. Ramazan anlatmasa kabak nereden bilecek burayı Halide? Birinden duymuş olamaz mı abi? Para için 50 takla atan bir adam o. Sen de çiftliğe çağırınca ne koparsam kârdır diye düşündü herhalde. Nereden icap etti şimdi Ramazan'ı korumak? Ha? Çünkü Ramazan ailemizden biri, kanımızdan biri abi. Bilmiyorum farkında mısın ama Güllü söz konusu olunca gözün ne aile ne de akraba görüyor. Utanmasan beni bile suçlayacaksın. Ehliyet. Arkada ne var? Şey, arkada. İn aşağı. Kaldır bakalım şu battaniye, ne var altında? Ha. Eşya komutan. Eşya taşıyorum ben. Araba dolu, bilir mi? İyi, tamam. Bagajı aç bakalım şimdi. Bagajı. Bagaj. Şey komutan, bagaj anahtarla açılıyor. Alayım mı? İyi, al o zaman. Thank you.
Hangi istikamete gittiği belli mi? Anlaşıldı, tamam. Yeğeninizi şehir çıkışında durdurmuşlar. Ancak son anda ellerinden kaçmış. Ama merak etmeyin, yakalanması an meselesidir. Ne tarafta? Komutan, söyleyin Allah aşkına, ne taraftalar? Lütfen sakin olun Muzaffer Bey. Kaç gündür devletin jandarmasına güvenip beklediniz. Bırakın bundan sonrasını da jandarma halletsin. O kendi ellerimle cezalandırmazsam asla rahat edemeyeceğim. Beni, öz dayısını öldürmeyi planlamış. Ne yapacaksınız peki? Yakalarsak siz de çekip vuracak mısınız? Kanun var, nizam var. Her şey usulüne göre halledilecek. Sizden tek ricam, çiftliğinize gidip bizden haber beklemeniz. Hiçbiriniz yok komutanım. Buradan başka kaçacak bir yerleri yok. Şahin Kaya tarafına sıkışıp kalmışlardır.